İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan psikososyal destek hattının hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Psikososyal destek hattının Elazığ'da pandemi süreciyle birlikte hizmete girdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla birçok tedbire başvurulmuştur. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de psikososyal destek hattı pandemi tedbirlerinin bir parçası olarak hizmete sunulmuştur. Pandemiyle mücadele sırasında sağlık hizmeti sunanlar, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere diğer hizmet grupları ve tüm vatandaşlarımıza yönelik fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunlarla baş edilmesine yönelik pandemiyle mücadele psikososyal destek kapsamında hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkımızın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirilebilmesi, kronik ruhsal bozuk oklu olan ve takibi gereken birey ve aileler bize rahatlıkla ulaşabilirler dedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde hizmet verdiklerini belirten Profesör Doktor Polat, "Psikososyal destek birimlerimizde psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcisi gibi meslek gruplarından oluşan toplam 10 personelimiz görev yapmaktadır." Pandemi sürecinde tam kapanmayla birlikte karantina altına alınan gebe ve dezavantajlı bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız hafta içi her gün 8-17 saatleri arasında 0424-248-1924 ve 0424-238-8111 numaralı telefon hatları üzerinden bizlere ulaşarak psikososyal destek hizmetlerini alabileceklerdir şeklinde ifade etti.